Gel size klasik bir soru vardır. Darbe şalteri dediğimiz bir şey. Nasıl bir şey darbe şalteri? Şöyle bir şey. Bir input'u hem çalıştırma hem durdurma için kullanırız. Örneğin bu benim input 0.0'ım olsun. Q 0.0'ı çalıştırayım. Bunlar zamanlı değil. Çiziyorum ama buraya. Yani herhangi bir zamanlama yok bunlarda. Keyfi zamanlarda butona basıyoruz. Şimdi input 0.0'a geldim, bastım şu noktada. Q 0.0'ı çalıştırdı. Elimi çektiğimde durmayacak Q 0.0. Ne zaman duracak? Bir sonraki basışta. Bir sonraki basışa geldim. Input 0.0'a bastım, Q 0.0 durdu. Sonra bir sonraki zamana geldim. Yani canımın istediği bir an, zamanlama değil. Bastım tekrar input 0.0'a çalıştı. Bir daha basana kadar çalışacak. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Otobüslerde şoför basıyor, kapıyı açıyor, bir daha basıyor, kapı kapanıyor ya. Bir basmadı, kapıyı açıyor. Bir daha basıyor, kapı kapanıyor. Ya da tükenmez kalemlerinizin arkasına basıyorsunuz, çalışıyor. Dışarı çıkıyor, bir daha basıyorsunuz, geri içeri giriyor ya. O şekilde. Butona bastım, çalışıyorsa duruyor, duruyorsa çalışıyor. Bir inputla çıkışı ne yapıyoruz? Çalıştırıyoruz. Buna darbe şalteri adını veriyoruz biz. Darbe şalteri kimi PLC'lerde gerisin kablo fark ne? Kabloyu mu diyorsunuz? Dertli sıkıntı evet. Olmaz. Kimi PLC'lerde darbe şalteri ile ilgili komut vardır. Şöyle bir box koyar ya da bobin koyar, kontak koyar. Kimi PLC'lerde bu kendi otomatik olarak bu darbe şalteri için bir komut koyar. Bizim 200'lerde de yoktu. Bildiğim kadarıyla Sematic Manager'ın 300'lerde de yoktu. TIA Portal'da da yok. Bir girişe bastınız, bir çıkışı çalıştırdınız, eliniz çektiğiniz çalışıyor. Bir daha bastığınız zaman duracak. Şimdi bununla ilgili benim daha eski videolarda anlattığım nasıl çalıştığım videolar var. Onları tekrarlamayacağım. Sadece bir tanesini çizeceğim. Basitçe anlatacağım, geçeceğim. Bugün anlatmak istediğim o değil. İki tane ya da üç tane darbe şalteri yapma kısa uzun videolar var. Bunun bizim en temel kullandığımız, yaptığımız yöntem şudur. Input 0.0'ım vardır. Set resetleri kullanırım ben bunda. N0.0. Bu setlemedir, bu resetlemedir. Q0.0, Q0.0. Örneğin merkez 0.1. Burada da N0.0 Q0.0 çalışıyor. Bu en temelde yaptığımız şey nasıl çalışıyor peki bu? Input 0.0'a bastık. Şu anda Q0.0'ın çalışmadığını düşünün. Çalışmıyor. Input 0.0'a bastık. Input 0.0'a bastık. Q'nun kapalı üzerinden merkezi setledi mi? Setledi. Aşağı satıra indik. Q açık mı? Açık. Reset basabilir mi? Basamaz. Alt satıra indik. Merkez şu anda setli mi? Setli. Burayı kapadı mı? Kapadı. Q0.0 çalıştı mı? Çalıştı. Q0.0 şu anda çalışıyor mu? Bir sonraki çevrime gelin. Q0.0 burayı açtı mı? Burayı kapadı mı? Ama bu ne? P. P kontağı ne yapıyordu? Sadece sıfırdan bire geçişli bir çevrim çıkış veriyordu. Ondan sonraki çevrimlerde çıkış vermiyordu. Bir sonraki çevrime geldiğimizde artık buradaki input 0.0'ın P'si çıkış vermeyecek. Vermediği için bunların açılması, kapanması artık beni bağlamayacak. Elimi çektim. Çalışmasını sürdürüyor. Bir daha bastım. İkinciye basıyorum. Şu anda en son neyi bıraktık? Q0.0'ı çalışıyor bıraktık. Doğru mu? Bir sonraki basmada artık buradaki Q0.0 çalıştığı için burayı açtı mı? Açtı. Aşağıyı kapadı mı? Kapadı. Bir daha ikinci basışımın ilk çevrimi yükselen kenar geldi, burayı açık gördü, setleme işlemi yapamadı.
Aşağı satıra indi. Burayı kapalı gördü. Resetleme işlemi yaptı. Aşağı indi. M00 artık reset mi? Resetlendi. 0. Q durdu. Q 0 olunca ne oldu? Tekrar şuradaki kontağını çalıştığı için açmıştı ama ilk haline geri geldi. Bunu da çalıştığı için kapamıştı ama ilk haline geri geldi. İkinci basışın ikinci çevrimine geri. İkinci basışın ikinci çevrimde bu kapalı, bu açık ama input 0.0'ını kullandım ben. Yükselen kenar kullandım. İkinci basışın ikinci çevriminde artık yükselen kenar bir çevrim bastığım anda çıkış verdiği için buraya geçip başka değişiklik yapamadım. En temel örneğimiz bu. Bunu PLC'de çok sıkça sorarlar. Mantığını çözmenin açısından. Şimdi burada ne kullandım? P kullandım. Ne kullandım? Set kullandım. Ne kullandım? Reset kullandım. Bu set resetlerle değil, P ile değil, normal kontak ve bobinlerle yapsaydık ne olurdu? 4 network'lük bir çözümümüz var. Çözüm uzun. Ama burada sorgulama tekniği kullanacağımız için önemli. Şimdi bizim internette dolaşan, tabi ben burada meslek sesinde okurken dahi bize sorulan bir soru vardı. Kumandada. İşte bir butona bastık, çalıştı. O butona bir daha bastık, durdu. Bunu yapın. Bunun internette de gelen 3 röleli bir çözümü var. Bu bizim zilme. Tamam, bunu anlatayım. Teneffüse çıkar geliriz, kaldığımız yerden devam ederiz. Bunun internette 3 röleli bir çözüm var. Şimdi bir fabrika yurt dışındaki bir şeye, sınava, şöyle söyleyeyim, global bir şirket, dünya üzerinde 30'a yakın bunların fabrikası var ve yılda bir kere genel merkeze bir elektrikçi, bir mekanikçi çağırıyor ve şey diyor, bunları sınav yapıyor. Yani şirket içi bir aktivasyon gibi, aktiflik gibi bir şey. Dediler ki, hoca biz Japonya'ya adam göndereceğiz, işte bununla birlikte çalışır mısın bizim adamla? Başladık çalışmaya. PLC güçlü bir işi ama orada önemli olan komutlardan ziyade bir sınav mantığı var, onu oturtturmaya. Sınavın bir tanesi de röleli kumandayla. O soruyu sormuşlar. Daha önceki yıllarda çıkmış. İşte butona basıyorsun çalışıyor, basıyorsun duruyor. 3 röleli bir şey bizim çözümümüz. Aynı soru. Bir cevap var. Japonların yaptığı bir cevap. 5 tane röle kullanmışlar burada. Tamam mı? Şimdi diyoruz ki bu 3'le yapılırken niye 5'le yapıyorlar? Biz akıllıyız ya. 3 röleyle yaptık. İnternette şu anda arayın, o çözüm çıkacak karşınıza. Aa, çalışıyor devre. Ama ben bir kararsızlık hissettim devrede. 2 tane aynı tip Omron'un rölesi. Onu aldım, ikisinin yerini söktüm, diğerinin yerine, diğerini bunun yerine taktım. Devre çalışmadı. Niye? Rölelerden bir tanesinin çekme hızı yavaş. Daha eski diğerinden mekanik yıpranmaları fazla. Rölenin çekme hızı yavaş olunca öbürü daha erken giriyor. Şimdi elektrikte kontaklama zamanı ile ilgili bir video daha attım. Çünkü elektrik nasıl çalışır? Analog. Aynı anda elektrik gider. Biz burada PLC problemlerini çözerken ne yapıyoruz? Önce ilk satırı yapıyoruz. Tamam mı? Sonra ikinci satırı yapıyoruz falan. Elektrik öyle değil. Aynı anda, yani elektrik şöyle işlemez. Önce bu satıra gideyim, böyle bu satıra gideyim, sonra buna değil. Elektriği siz şu hattan verdiğinizde tak 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 tüm networklerde işlem yapar. Alttaymışın, üstteymişin fark etmez. Peki burada zamanlamayı ne belirler? Zamanlamayı mekanik olarak kullandığımız elemanların hızları belirler artık orada. Kontaklama zamanı diye onu anlattığım bir video var mesela. Elektrik analog çalışıyor. Bir program gibi çalışmıyor. Ne oldu? Ben rölelerin yerini değişince sistem, bizim üçlü çözümümüz, üç röle çözümümüz patladı. Sonra dedik ki bu adam Japon niye beşli röle kullanmış? Niye iki tane daha fazla? Orada yaptığı şey şu, araya başka röleler sokarak onun kontağıyla gecikmesini istediği röleyi çalıştırmış. Şeye bırakmamış iş şansa. Yani röleler özdeş olduğunda benimki çalışıyor ama rölenin biri diğerinden daha yavaş davrandığında ya da daha hızlı gittiğinde benim sistem çalışmıyor. Japon'da araya röleler atmış. O röle benim çalıştırmak, benim direkt çalıştırdığım röle
başka bir öğle üzerinden çalıştırılmış ki araya bir gecikme sokulmuş. Mantığı anlatabildim mi size? Adamınki çalışıyor. Yaptım 5'li röleli, çalıştı. Röleleri değişiyorum, onu alıyorum, ona takıyorum, bana mısın demiyor. Şimdi orada da mesela bu sorunun aynısıyla. Şimdi orada set ve set olmadığı için, FN kontakları olmadığı için habire kontaklarla birbirine oyun yaptık biz. Onu alıyoruz, onu sürüyor, onu alıyoruz, onu sürüyor. Burada şunu sorgulamamız lazım. İki tane şey sorgulayacağız bu soruda. Butona basıldı mı? Sorgu bir. Butona basıldığında röle çalışıyor mu? Butona basıldığında röle çalışıyor mu? Röle duruyor mu? Bir de butondan elimi çektim mi? Niye? Butondan elimi çektiğimde başka rölelere yol vereceğim ki bir sonraki çalışma için o da başka bir röleleri sürsün. Burada sorgu mantığı var. Yani butona bastım Q çalışıyor mu? Butona bastım Q çalışmıyor mu? Butondan elimi çektim mi? Bu sorguları yapacağınız için bu çözüm angarya gibi gelebilir. Ama buton sorgusu, durum sorgusu yaptığınız için ki bu bazen lazım olur kullanırız. Bu örneği sizlere anlatmak istedim. Bu çözümü unutalım şimdi. Yazdınız inşallah bunu bir yerlere. He? Hocam ben. Başladık. Ben aklına elim geldi. 20 dakikadan hepsi yaptım. Bunu set reset ve PN kontakları neyse kullanmadan bildiğimiz yöntemle yapmaya başlayalım. Ne olacak? Yakışıklı çizmeye çalışayım. Hoca çirkin yapıyor demesinler. Şöyle yapayım. Düz gidelim. İhtiyaç duydukça aralara kontakları ekleyelim. Q0.0 Q0.0 Bu nasıl çalışıyor? Input'a verdiğiniz girişi, çıkışı çalıştırdı. Elini çektiğinde kesilecek. Elimi çektiğinde kesilmesi istiyor muyum? Hayır. Elimi çeksem de bir sonraki basışa kadar çalışacak. Ne yapmam lazım? Bunu Q0.0 ile mühürlemem lazım. Doğru mu? Evet. Input 0.0'a bastım. Q0.0 çalıştı, mühürledi, çalışıyor. Input duracak ama bunun durması da lazım. Ne zaman duracak? İkinci basışta duracak. O zaman bunu durdurmak için buraya bir kontak koyacağım. Peki, onu durdurmak için koyacağım kontak açık mı olması lazım, kapalı mı olması lazım? Bak şimdi, benim derslerde devamlı diye söylediğim bir şey vardır. Devreye alma, açık kontak, devreden çıkarma, kapalı kontak olur. Safe kontak haricinde. Temel prensip budur. Eğer bir şeyi devreye alacaksan açık kontakla alacaksın, devreden çıkartacaksan kapalı kontakla alacaksın. Şeyi çıkartacağım. Ben Q00'ı devreden çıkartacağım mı? Bunu? Evet. Devreden çıkartmak için o zaman ne kullanmam lazım burada? Kapalı kontak kullanacağım. Neyi yapacağım, ne kontağı koyacağım bilmiyorum şu an. Ama X kontağı bunu devreden çıkarsın. Şu anda bu çalışıyor. Bastım, çalışıyor. İkinci basışta X kontağı oradaki bunu devreden çıkartacak. Şimdi bazı şeyleri sorgulamam lazım. İkinci basışı nereden anlayacağım? Birinci basış tamam. İkinci basışı nereden anlayacağım? İkinci basışı anlayabilmem için birinci basıştan sonra elimi çekip çekmediğimi butondan, butonun açılıp açılmadığını sorgulamam lazım. Peki, butonun açık olup olmadığını nasıl sorgularım? Buton açıksa, Q çalışıyorsa, DA'yı çalıştır. Bu ne? Input 0.0. Bu ne? Q0.0. Buton açıksa, elimi çekmişse, Q çalışıyorsa, niye? Bastım çalıştı mı? Q çalışıyor. Doğru mu? Butondan elimi çektiğimde de Q çalışmayı sürdürüyor mu? Sürdürüyor. O zaman şunu sorgulamam lazım. Butondan elim çekildi mi ve Q çalışıyor mu? Butondan elim çekilmişse ve Q çalışıyorsa bu ancak birinci çalışmadan elimi çektiğim anda olur. Şimdi
Q çalışıyorsa burayı kapatır mı? Şurayı. Q kapatır. Peki input 0-0'ı nasıl sorgulayacağım? Açık mı sorgulayacağım, kapalı mı sorgulayacağım? Input 0-0'ı burada kapalısını sorgulayacağım. Neden? Nedeni şu. Buton bu mu? Bu da PLC mi? Clemens'te geliyor. Input 0.0. Bu ne? Input 0.0. Q 0.0. Şimdi açık sorguladığımı düşün. Bunu açık sorguladığımı düşün. Butona bastım. Q 0.0 çalıştı. Q 0.0 burayı kapadı. Elim şu anda butonda mı? Elim hala butonda. Bura kapalı mı? Kapalı. Y devreye girdi mi? Girdi. O zaman bu butonlar elimi çektiğimi sorgulamıyor. Hemen Q'nun altında şak diye devreye giriyor burada. Sorgulamam gereken butondan elimi çekip çekmemem. Peki, bunun input'u açık yaptık. Şey, kapalı yaptım. Düzeltiyorum. Q 0.0. Y. Bunu ne kullanmıştım? Burada açık kullanmıştım. Q'yu mecbur kapalı kullanacaksınız çünkü çalışınca kapayacak. Burada ne kullandım Q'yu? Şey, input'u düzeltiyorum. Kapalı kullandım. Şimdi durum ne? Butona bastım mı? Bastım. Q çalıştı mı? Çalıştı. Q açık kullandım burayı. Burayı geldi kapadı mı? Kapadı. Butona elim basılı mı? Basılı. Buton elim basılı olduğu için normalde kapalı kullanmıştım. Burayı açtı mı? Açtı. Şu anda çalışır mı burası? Butona basıyorum. Butona bastığım için burası açık. Butona bastığım sürece bu Y çalışmaz. Q kapadı. Eyvallah. Ama elim şu anda butonda. Elim butonda olduğu için kapalıyı açtı. Açık, kapalı çalışmaz. Peki butondan elimi çekersem ne olur? Ben bunu normalde kapalı mı kullanmıştım? Ben bunu normalde kapalı kullandığım için butondan elimi çekince normalde kapalı haline geri gelir. Daha sonra Q'ya bakalım. Q'yu normalde açık mı kullanmıştım? Şu an Q çalışıyor mu? İkisi de kapalıdır ve Y burada çalışır. Tamam. Tekrar dönüyorum. Y çalıştı. Şey, düzeltiyorum. Q 0.0 çalıştı. Kapadı. Butona basıyorum. Elim açık. Elim açık. Yani buton açık. Basılı elim. Buton açık. Açık. Kapalı çalışmadı. Elimi çektim. Kapandı. Kapandı. Y çalıştı. O zaman burada Y bana neyi veriyor? Butondan elimi çektin sen diyor. Butondan elimi çektiğimi gösteriyor. Peki ikinci basışı algılamam lazım mı benim? İkinci basışı da algılamam lazım ki ne yapacağım ikinci basışta? Bunu durduracağım. Bunu nereye durduracağım? X'e atacağım. Şimdi ikinci basışı nasıl sorgularım ben? Butona bastım mı? Input 0.0. Butona bastım mı? Peki butona bastığımda daha öncesinden elimi butondan çekmiş miyim? Örneğin U'yu çalıştı. Niye X, U bilmem ne diye gidiyorum? Memory isimleri vermiyorum. Kafamız karışmasın. 0, 0, 0, 1 sayıyoruz. Birbirleriyle karışıyor. Şimdi şunu sorguluyorum. Burada butondan elimi çekince çalıştı mı? Butondan elimi çekince çalıştı. Açık kullandım. İkinciye butona bastın mı? Bak, ikinciye butona bastın mı? İkinciye butona basmışsan butondan elini çekmiş olman lazım. Çünkü birinci bastın, elini çektin, ikinciye tekrar basıyorsun. Y burayı kapadı mı? Niye? Ne zaman çalışmıştı Y? Butondan elimi çektiğimde çalışmıştı. Yani butondan elimi çeker çekmez Y devreye girdi mi? Girdi. Cepte. Bir daha butona basıyorum. İkinci kez. Burayı kapadı mı? Açık mı kullandım? Açık kullandım. Burayı kapadı mı? Kapadı. Kapadı, kapadı. U'yu çalıştırır. Ama orada başka bir şey daha olur. Ne olur?
İkinciye bastığımda bunu açar mı? Bak ikinciye bastığımda bu input açar mı? Açar. Açınca Y'nin enerjisi kesilir mi? Kesilir. Y'nin enerjisi kesilince Y burada kontağını açar mı? U'yu çalıştıramayız. O zaman ikinci basınçta da Y'nin enerjisinin gitmemesi lazım. Y'nin enerjisinin gittiğini bak bir daha tekrarlıyorum. Ne oluyor? İkinci basınçta bura açıyor. Şu input 0,0 açıyor. Q zaten kapalı. Daha X devreye girmedi. Tamam mı? Bura açınca Y'nin enerjisi kesiliyor. Burada normalde açık kullanmıştık. Ne oluyor? Enerjisi kesilince aşağı kontağını açıyor. Aşağı kontağını açtığında evet input 0,0 burada kapatıyor ama Y açıyor, U'yu devreye sokamıyor. O zaman ikinci basınçta da benim oradaki Y'nin devrede kalması lazım. Y'nin devrede kalması için de Y'nin benim mühürlenmesi lazım. Peki Y'yi kim devreden çıkarıyor? Input 0,0. O zaman neyi mühürleyeceğim ben burada? Input 0,0'ı mühürleyeceğim. Input 0,0'ı Y ile mühürledim. Mühürlemeyi neyle yapıyorum? Onu kim devreden çıkarıyorsa o elemanı, çalıştırdığı elemanı kontağıyla ne yapıyor? Mühürlüyor. Şu aşağıya silelim. Tekrar anlatayım bu kısmı. Bak şimdi. Butondan elimi çektim. Kapadı, kapalı, Y çalıştı. Y kendini mühürledi. Açık, kapalı, çalışmıyor. Butondan elimi çektim. Açık, Y çalışıyor, kapalı. Ama bura açık olduğu için bu devreye girmiyor. Tamam mı? İkinciye basıyorum. İkinciye bastığımda ne oldu? Bura kapadı. Bura açtı mı? İkinciye bastığımda açtı. Ama aşağıdan mühürlemeden dolayı ne yapıyor? Y çalışmasını sürdürüyor. O zaman ikinci basışım bu. İkinci basma. Kapandı. Y butondan elimi çektiğimde devreye girmişti. U'yu geldi çalıştırdım bura. He? U'yu geldi çalıştırdı. Peki U'nun ne yapmasını istiyorum ben? İkinci basışı. Q0,0'ı devreden çıkartacak. O zaman oraya X dediğim şey aslında ne? U. Ne oldu şimdi? Baştan alalım. İkinci basınçlar kapandı. Y zaten elimi çektiğimde devreye girmişti. Kapandı. U'yu çalıştırdı. U burayı açtı. Bu haliyle ne olur? U burayı açtı. Devre başa mı? He? Başa mı dedi? Şimdi ona bakalım. Şimdi U burayı açtı mı? Açtı. Input 0,0. Şu an kapalı. Kapalı. Devreye girdi. U burayı açtı. Aşağı satıra inelim. Aşağı satıra inelim. Aşağı satıra indiğimizde Q0,0 açık mı? Açık. Açık. Y'yi devre dışı bırakır mı? Bırakır. Y'nin buradaki mühürlemesi açılır mı? He? Açılır. Açılır. Açıldığı için Y'nin enerjisi kesilir mi? Kesilir. Bura kapalı mıydı? Bak şimdi. Input 0,0'a basık. Bunu bir daha çizeyim. Y'nin enerjisi var diye bura kapalı. Burada U'yu çalıştırıyor. Şu anda U devreye girdi. Burayı açtı mı? Evet, açtı. Q'nun enerjisi kesildi mi? Kesildi. Q'nun enerjisi var diye bura kapalıydı. Ama enerjisi kesildi, burayı açtı mı? Açtı. Açtı. Y'nin enerjisi kesildi mi? Kesildi. He? Kesildi. Kesildi. Y'nin enerjisi kesilince, bak butona hala elim basıp bura kapalı ama Y'nin enerjisi kesildi. Y burayı açtı mı? Açtı. Açtı. Y burayı açınca U'nun enerjisi kesildi mi? Kesildi. U'nun enerjisi kesildiğinde burayı kapatır mı? Kapatır. Q0,0 bir sonraki çevrim tak diye geri devreye girer. Siz bunu fark etmezsiniz. Bu kısmı bir daha tekrarlıyorum. Butona bastım.
Elimi çekince Y devreye girmişti. U'yu devreye aldı. U geldi buradaki kontağını açtı. Q devre dışı kaldı. Q geldi buradaki kontağını açtı. Y devre dışı kaldı. Y devre dışı kalınca buradaki kontağını açtı. U devre dışı kaldı. U devre dışı kalınca buradaki kontağını kapadı. Ama şu anda elim butonun üstünde mi? İkinci basışta butonun üstünde. Ben 1 milisaniye basmıyorum butona. Bastığında 3-5 saniye duruyor. Bunların her biri bir çevrimde gerçekleşiyor. Peki burada kontağını kapatırsa U tekrar. Elim butona bastıysa Q devreye girer mi? Girer. O zaman Q'yu devreden çıkaramadım. Bakın çevrim içerisinde olan çok hızlı bir durum. Böyle ince kesmeleri görmeniz lazım. O zaman şunu demem lazım. U devreden çıkmasın. U devreden çıkmasın. Peki U'nun devreden çıkmasını neyle engellerim ben? U devreden çıkmasın ki şurayı tekrar kapamasın. U'yu kim devreden çıkarıyor burada? Y. Y. Şöyle bir olasılık var. Y'ye gelip böyle bir mühürleme yapabilir. Tamam mı? U ile Y'yi mühürlerim. Ne oldu? Bu sefer U devreden çıkmaz. U devreden çıkmazsa burası açık kalır. Peki başka bir olasılık ne? Y'yi kim devreden çıkarıyor? Q. Şu mühürlemeyi buraya kadar uzatalım. Şimdi bakalım. Input 0-0'a ikinci basıştayız bakın. Bastık. Çalıştığı için bastım kapandı, çalışıyordu kapalı, U çalıştı, burayı açtı. Tamam. U burayı açınca Q 0-0'ı devre dışı bıraktı. Evet. Q burayı açtı ama Y ne yapıyor? Tekrar devrede. Buraya kadar her şey tamam mı? İyi de, şimdi bu devreden çıktı. Kim kaldı devrede? Y. Y. Y'yi nasıl çıkartacağız devreden? He? Bu yapıyı elleyemiyorsun ama Y'yi devreden çıkartman lazım. He? U'nun kapalısını koysak olur mu? Niye? U'nun kapalısını nereye koyuyorsun? Y'nin önüne mi? Y'de. Q0-0'ın şuraya. Buraya ne koyduk? U'yu. Şimdi bakalım. İkinci basıştayım. Kapalı. Kapalı. U çalıştı. U burayı açtı, U burayı da açtı. Y devre dışı kaldı. Y devre dışı kalınca Y burayı açtı. U devre dışı kaldı. Burayı kapadı. Daha butondan elimi çekmeden Q yine devreye girdi. Anladınız mı sıkıntıyı oradaki? Buraya U'yu koydum. İkinci basıştayım. İkinci basış kapalı. Elimi çektiğimde kapanmıştı. U devreye girdi. Burayı açtı. Burayı açtı. Y burayı açtı, U devre dışı kaldı, kapandı, elim butonda tak diye geri girdi. Yani deminki sıkıntıyı yaşadık. Başka bir şey yapmanız lazım. Hı? U'yu nereye koyacaksın orada? Nereye koyacaksın? Hadi bakayım, başka bir yorum var mı? Olay şu. Şeyin yanına koymak olmaz mı ya? He? Q'nun soluna koymak olmaz mı? Neyin Q'nun? Buraya mı? Buraya mı? Neyi nereye koyuyor? Gözümü noktası yok mu hocam? Tamam. Aşağıdaki. Şunu. Büyüleme yaptığınız yer var ya hocam. Büyülemeye alakası yok. Şunu mu? Aynen hocam oraya. Neyi koyacağız oraya? U'yu koyacak. Bir şey fark etmez zaten. Y'yi çıkaramazsın ki orada. O zaman olay şu. U da devrede kalacak. U kimi çıkarıyor? Bunu çıkarıyor. Bu ne zamana kadar çalışacak? Bak, mühürlemeyi buraya aldık. Y çalışıyor. Tamam mı? Kapalı. Kapalı. Kırmızı ile çiziyorum bunu. Tekrar kırmızı alalım. İkinci basış. Kapalı. U girdi devreye. Tekrar sıkıntının ne olduğuna geri gelelim. U açtı. Q 0-0 devre dışı kaldı. Q 0-0 burayı açtı ama Y mühürleme yapıyor. Y'yi çıkaramadık.
sıkıntı Y'yi devreden çıkaramaması. O zaman bunun devrede kalması lazım. Aynı mantığı burada da kullanacağız. O zaman U ile B'yi mühürledim. Şimdi hatta şu U'yla çıkarıyorduk ya bunu devrede. Bu kalsın. Sıkıntı neydi? U devreye girdi. Bunu açtı. Bunu açtı. Y devre dışı kaldı. Doğru mu? Y burayı açtı. U'yu devre dışı bıraktı. Böyle mühürlerse U devre dışı kalır mı? Kalmaz. İkinci basışta bu satır. Bak bura birinci basış. Bura birinci el çekme. Bura ikinci basış. İkinci basışta bitiremedim onu işi. İkinciye bastım, kapalı, Y'den dolayı kapalı, U devreye girdi, açtı, Y devre dışı kaldı, burayı da açtı zaten, U da açtı, devre dışı kaldı, Y burayı açtı ama U mühürledi, şimdi de kim kaldı devrede? U kaldı. O zaman U'yu da çıkarırsam iş bitecek. İş neye sarkıyor? İkinci el çekmeye. O zaman şunu sorguluyorum. Input 0.0'dan elimi çektim mi? Buradaki sorgunun aynısı. U devrede mi? Ne girsin devreye? Z. Input 0, ikinciye çekmeyin. Yine neyle sorguluyorum? Kapalısıyla. Input 0.0'dan elimi çektim mi? Elimi çekmişsem bura ne? Kapalı. Doğru mu? Doğru. U çalışıyor mu? U ne zaman girip devreye? İkinci basışta. U çalışıyor, Z devreye girsin. Z ne yapsın? Kim kalmış devrede? U'nun enerjisini kessin. Şimdi bak ne oldu? Bu elimi çektiğim an mı? Elimi çektiğim. U'nun enerjisi kesildi mi? Evet. Burayı kapadı mı? Evet. Kapadı. Burası açık mı, kapalı mı? Açık. Niye? Elimi çekmişim. Elimi çektiysen bura açık mı? Evet. Açık. Enerjisi kesildiği için U kapandı mı? Evet. Kapandı. Tekrar devreye girer mi? Evet. Input 0.0 elimi çektiğim için açık. Girmedi. Devam ediyorum. Kapalı mı? Kapalı. Elimi çekmişim. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Çünkü ikinci basışta durdu bu. Y'ye çalışır mı? Çalışmaz. Zaten U'ya devreden çıkmış. Devam ediyorum. Burası. Tamam mı? Açık mı? Açık. U burada mühürledi kendini. Ama Z devreye girip buraya açınca U'yu devre dışı bıraktı mı? Evet. Bıraktı. Bu satır da çalışmıyor. Geldim bu satıra. Kapalı mı? Kapalı. U devreden çıktı mı? Evet. Z çıktı. Açtı mı? Açtı. Z çalışıyor mu? Çalışmıyor. Peki U devreden çıkınca burada bir işlem yapar mı? Tekrar ona bakıyorum. U devreden çıktı. Tamam mı? Buradaki kontağını açtı. El çekmediğim açık. 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 Kapalı açtı. Onu mühürlemesi U girmiyor devreye. Şimdi oradaki örneği burada uzattık iyice. Tamam mı? Buradaki sıkıntı ne? Buradaki sıkıntı ne? Ya da bunu niye yaptık? Butona basmam ve butondan elimi çekmemi sorgulamak için bunu yaptım. İşte ne? Butona bastığımı sorguladım. Butona bastığımı sorguladım. Butondan elimi çektiğimi sorguladım. Butondan elimi çektiğimi sorguladım. Bazen bunu kıyas problemlerinde şöyle kullanırız. Mesela ben size diyeceğim ki işte bir yöne gidecek, ters dönecek, gidecek, gelecek. O ara mesela durduracağım, geçici bir durdurma yapacak. Geçici durdurmadan sonra başlattığımda kaldığı yöne gitsin. Orada mesela şu sorguyu yapmanız lazım. Stopa basıldığında ya da durdurmaya basıldığında sağa mı gidiyordu, sola mı gidiyordu? Orada açıklarını kullanacaksın. Sağa gidiyorsa örneğin bir network çalışacak, sola gidiyorsa bir network çalışacak. Durum sorgulama yapabilmemiz için bu kontak olaylarını, hareketlerini çok sıklıkla yaparız.
O nedenle böyle bir örneğe verdik. İş uzun gelebilir size. Şu anda kafanızın karıştığını da farkındayım. Uygulama yaparken daha net göreceksiniz bunları. Daha net gördüğünüzde hani orada şöyle bakın. Bakın problemi çözerken şeye aldığınızda, online'a aldığınızda, monitoring'i açtığınızda butona bastığınızda hangi networkler çalışıyor? Ben buraya yazdım. Bak birinci basmada bunun çalışması lazım. Eli çektiğinde bu network'ün devreye girmesi lazım. İkinci bastığında örneğin kurulacak, bu devreye girecek. Elini çektiğince ikinci de bu devreye girecek. Kontakların durumlarının nasıl olduğunu orada düzgünce takip edin. Derdimiz o. Anlaşıldı? Şu U'ları M'ları bir düzeltelim. Şunu olsun. Yardımcı eleman kullanacağım artık burada. Bu neydi? Y miydi? Evet. Merkel 0.0 olsun. Y'yi nerede kullandım? Burada kullandım. Merkel 0.0 olsun. Burada kullandım. Merkel 0.0 olsun. Demin X, Y, Z bilmem ne yazmamın nedeni isimler karışmasın, 0001 kafanız dağılmasın diye kullandık. X, Y, Z daha anlaşılır olsun, ayırt edilebilir olsun diye. Şimdi onları normale çevirelim ki siz denemelerinizi yapabilirsiniz. Başka ne kullanmışız? U. Bu ne olsun? Merkel 0.1 olsun. U'yu nerede kullandım? Merkel 0.1 olsun. Merkel 0.1 olsun. Nerede var başka? M 0.1 olsun. M 0.1 olsun. Z kullandık. M 0.2 olsun. Nerede kullandım Z'yi? M 0.2 olsun. Eksik var mı? Yok. Bunu bu şekilde piyasalarda uygulayın bakalım ne çıkacak.